Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. 7. sınıf arkadaşlar, herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. 7. sınıf Arapça 1. ünite 3. dersteyiz. Ettersü Thalith 3. ders. Hayali, hayalim, idealim manasında. İstemi'a, sen dinle. İlel ibarati, ifadeleri dinle. Ve aitha, ve onları tekrar et. Thümme teemmel, sonra incele. Niye maaniha, anlamlarını, manalarını, nasıl, müsteinen, yardım olarak, nereden, bir su var, fotoğraflardan. İfadeleri dinle, tekrar et, sonra fotoğraflardan yardım olarak anlamlarını düşün. Buranın toplu manası burada. Peki devam ediyoruz. El-Gadi, hakim, el-Zabıt, zabıta ve subayla diyebiliriz buraya arkadaşlar. Zabıta ve subay. Buraya subay kelimesini de ekleyin. Es-saydalaniyetu. Eczacı. Bayan. Es-saydalani olmuş olsaydı. Es-saydalani olmuş olsaydı erkek eczacı. Burada kadın olduğu için burada T gelmiş. T, tay merbuta. El-muhamiyetu. Kadın avukat. El-muhasib. Muhasebeci erkek. El-muhasibetü, muhasibeti olmuş olsaydı kadın muhasebeci olurdu. At-tabibetü nefsiyyetü, psikiyatrist. Tabibetül esnan, diş doktoru. As-sahafi, gazeteci. Eş-şurtiyyetü, polis. Evet arkadaşlar, bu kelimeler bu şekilde. Devam ediyoruz. Evet, şurada 700. video yazıyor. Yani şu anki işlemiş olduğumuz video 700. video. Yani bunu YouTube'a yüklediğimiz zaman 700. videoyu YouTube'a yüklemiş olacağız inşallah. Sizlerden destek bekliyoruz. Beğeni ve yorumda bulununuz. Devam ediyoruz. İstemiyelel cümel, cümleleri dinle. Sümme teemmel, sonra incele. Maaniha, anlamlarını. Müsteinen, bir su var. Fotoğraflardan yardım alarak, faydalanarak. Ene sahafi, ben gazeteciyim. Şimdi meslek ve mesleğinin içeriği ne? Bunu ifade eden cümleler var. Ene sahafi, ben gazeteciyim. Peki gazeteci ne yapar? En şurul akbar, haberleri yayınlıyorum veya haberleri yayınlarım. Ene tabibetul esnan, ben diş doktoruyum. Bu alicu el esnan, dişi tedavi ederim. Dişleri muayene ederim, tedavi ederim veya iyileştiririm de diyebiliriz. Bunun birçok manası var. Ene tabibetun nefsiyetun, ben psikiyatristim. Üsaidu el merda nefsiyen, üsaidu yardım ederim. El merda hastalara, nefsiyen, psikolojik olarak hasta olanlara yardım ederim. Peki buna bakalım. Ene muhamiyetun, ben avukatım. Udafiu anil müttehemin, udafiu savunurum anil müttehemin. Tanıkları, sanıkları, suçluları demeyelim de biz tanıkları ve sanıkları savunuyorum, savunurum. Ene saydalaniyetu. Ene saydalaniyetun, ben eczacıyım. Ücehizul edviyete ve ebi'uha. Ücehizu, hazırlıyorum. El edviyete, ilaçları, ve ebi'uha, ve onları ne yaparım? Satarım, satıyorum. Ana muhasib, ben muhasebeciyim. Unazzim ettefatiral hisabiyye. Unazzim, tanzim ederim, yani düzenlerim. Ettefatiral hisabiyye, hesap defterlerini düzenlerim. Ana şurtiyetun, ben polisim. Uhafizu alel muvatinin, vatandaşları korurum, muhafaza ederim. Evet, ana dabıt, ben subayım. Ahmi el vatan, vatanı korurum. Uhafiz ve ahmi, ikisi de aynı manaya geliyor. Ama uhafiz kelimesini, fiilini kullandığımız zaman ala harfi cerini kullanmamız gerekiyor. Bunu kullandığımız zaman gerek kalmıyor. Ene kadın, ben hakimim. Ahkumu hasebel kavanin. Ahkumu, hüküm veririm. Yani karar veririm. Hasebel kavanin, kanunlara göre karar veririm. Evet arkadaşlar, yani Türkçe manalar olduğu için üzerinde durmayalım. Devam edelim. Sizin yine anlamadığınız yer olursa yorum kısmına belirtebilirsiniz.
Yani anlamadığınız yerlerin tekrar videosunu yapıp oraya linkini bırakabilirim videonun. Onun için oraya belirtmeniz yetiyor. Sıl beynel kelimeti ve sureti kema fil misal. Sıl eşleştirme yap. Nerede? Beynel kelimeti, kelime ile ve sura, fotoğraf arasında bir eşleştirme yap. Kema fil misal. Örnekteki gibi. Şu örnekte olduğu gibi. Tabi ben nefsiye, psikiyatrist. Fotoğraflara bak, o meslekle alakalı neyse onu söyle. Mesela, şimdi zabıt nerede arkadaşlar? Şöyle yapalım. Zabıt aldık, burası. Buraya koyduk. Kadın, hakim nerede? Burada, burası. Tabibetül esnan, bayan, diş doktoru. Burası. Saydalaniye, eczacı. Nerede eczacı? Eczacı şurada. Burası. Tabi benefsiye bu işaretlendi. Biz de şöyle yapalım yine. Sahafi, gazeteci. Haberleri yayınlıyordu değil mi? Burayı da şurayı işaretliyoruz. Şurtiye, polis, kadın polis. Muhamin, avukat diyelim. Muhasip, muhasebeci. O da burası. Evet, eşleştirme bu şekilde. Bizden ne istenmişti? Kelime ile fotoğraf arasında, şu kelimelerle fotoğraflar arasında bir irtibat kurduk. Eşleştirme yaptık. Devam ediyoruz. 7. sınıf Arapça 1. ünite 3. ders. Son dersteyiz. Sayfa kaç? 34. İkra oku ni'el cümlete. Cümleyi oku. Sümme da sonra koy. Alamete sah. Sahih. Doğru işareti koyuyor. Nereye? Ala surat sahihati. Doğru olan fotoğrafın üzerine. Yani şuradaki cümleye uygun olan fotoğraf, bu fotoğraflardan biri uygun. Onun üzerine işaret koy. Burada olduğu gibi diyor. Kema fil mital. Şu örnekte olduğu gibi. Peki örneğe bakıyoruz. Sekun tabiben fil müstakbel. Sekun olacağım tabiben. Doktor fil müstakbel. Gelecekte doktor olacağım. Güzel. سأكون طبيبة الأسنان في المستقبل. سأكون olacağım. طبيبة الأسنان diş doktoru olacağım. Ne zaman? في المستقبل. Gelecekte. Onu da buraya işaretliyoruz arkadaşlar. سأكون صحفيا. Gazeteci olacağım. Nerede? في المستقبل. Gelecekte. O da münasip burası. سأكون محامية في المستقبل. Gelecekte avukat olacağım. Burası. Sekunu qadiyen fil müstakbel. Gelecekte hakim olacağım. Burası. Sekunu saydalaniyete fil müstakbel. Gelecekte eczacı olacağım. O da burası. Peki. Sekunu muhasiben fil müstakbel. Gelecekte ne olacağım arkadaşlar? Muhasebeci olacağım. O da burası. Evet, bu eşleştirmeler de kolaydı arkadaşlar. Yani şuradaki cümleye bu iki fotoğraftan biri uygun. Buradaki mesleği tanımlayan fotoğraf hangisi? Mesela şuraya tekrar bakalım. Sekunu sahafiyen. Gazeteci olacağım. Fil müstakbel. Gelecekte işte burası. Burayı ne yapıyoruz? İşaretliyoruz. Devam ediyoruz. Ecip sen cevap ver. Cevapla. Ani lesileti latiyeti aşağıdaki soruları. Hasebel hasebe suvar. Fotoğraflara göre kema fil misal. Örnekte olduğu gibi. Evet, örnekte olduğu gibi fotoğraflara göre aşağıdaki soruları cevapla. Burası biraz karışmış arkadaşlar. Şu en altta aslında normal ama şimdi orayı silmeye kalksak programda evet bir aksaklık olur. Videoyu kaybedebiliriz. Onun için devam edelim biz. Mâzâ seyusbihu Ali fil müstakbel. Mâzâ seyusbihu. Ne olacak? Kim Ali? Ali fil müstakbel. Gelecekte Ali ne olacak? Seyusbihu ala muhamin. Buraya dikkat edelim. Şöyle okumayalım. Seyusbihu ala muhamin diye bir yanlışlık yapmayalım. Buradaki ala harfi cir değil. Bu Ali isim. Ali. Ahmet var ya o isim yani. Seyusbihu olacak. Kim? Ali. Ali. Özne, fail. Ne olacak? Muhamin. Nedir olacak? Muhamin. Avukat olacak. Bunun aslında muhamiyindir. İşte orada kaideler falan filan var. Evet, seyusbihu Ali muhamin. Ali doktor, pardon, avukat olacak. Mâzâ setusbihu Leyla fil müstakbel. Mâzâ tusbihu, ne olacak Leyla, Leyla fil müstakbel. Gelecekte Leyla ne olacak? Evet, Leyla gelecekte ne olacakmış arkadaşlarım? Şöyle bakıyoruz.
Setusbihu Leyla fil müstakbel saydaliye. Şuraya arkadaşlar böyle yazıyoruz. Yani saydalaniye olacak. Şuradaki bu kayboluyor şimdi de. Olamdan sonra bir tane elif olacak. Orada bir de nun olacak. Yanlış olmuş orası. Düzeltirsiniz. Setusbihu Leyla fil müstakbel saydaliye. Gelecekte Leyla ne olacak? Setusbihu saydaliye eczacı olacak. Buraya öyle yazdık. Peki. Mâzâ seyusbu Ahmet fil müstakbel. Ahmet gelecekte ne olacak? Bakıyoruz. Seyusbihu Ahmet fil müstakbel muallimen ev müderrisen. Ahmet gelecekte hoca olacak. Öğretmen olacak. Hoca olacak. Evet. Mâzâ seyusbihu Ahmet fil müstakbel. Ahmet gelecekte ne olacak? Cevap burada arkadaşlar. Bu ikiye bunu yazıyoruz. Seyusbu Ahmet fil müstakbel muallimen. Gelecekte muallim olacak. Peki 3'e devam ediyoruz. Mâzâ seyusbihu Sami fil müstakbel. Sami gelecekte ne olacak? Yani mesleği hangi mesleği seçecek? Seyusbihu Sami tayyaran fil müstakbel. Gelecekte pilot olacak. Peki 4'e geçtik. Mâzâ seyusbu Kerim fil müstakbel. Kerim gelecekte ne olacak? Bakalım. Seyusbihu Kerim fil müstakbel gâdiyen. Gâdiyen yani hakim olacak. Evet. Kerim gelecekte hakim olacak. Devam ediyoruz. Mâzâ setusbihu Zeynep fil müstakbel. Zeynep gelecekte ne olacak? Bakıyoruz. Setusbihu Zeynep tabibetel esnan fil müstakbel. Gelecekte Zeynep diş doktoru olacak. Evet arkadaşlar. Şöyle tekrar bir hatırlayalım. 1'e ne yazacağız? Yani eğer ki yazamadıysanız videoyu durdurun yazın. 1'e bunu yazacağız arkadaşlar. 1. 2. Bunu yazacağız. Videoyu durdurun yazın. 3. Buraya. Bunu yazacağız. 4. Bunu yazacağız. 5. 4'ü tekrar tutalım. 5. Bunu yazacağız. Evet, ezan okunuyor. Ezanı dinleyelim. Şu an videoyu durduruyorum. Sonra devam edeceğiz inşallah. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. İstemi ilel hivari. Diyaloğu dinle. Sümme kra'hu. Sonra oku. Vektub fi defterik. De defterine yaz. Amaluna. Ümitlerimiz, hayallerimiz, beklentilerimiz. Şimdi Arapçada Araplar Ürdün'de devamlı haybetül emel diyorlar. Haybetül emel. Bu kelimenin müfredi. Orada hayal kırıklığı, haybe kırık, emel hayal, hayal kırıklığına uğradım. İşte o zaman o kelimeyi kullanıyorlar. Burada da hayalleri yazdık, ümitler, beklentiler. Bakacağız. Tam olarak ne manaya geliyor? Burayı işleyince o zaman öğreneceğiz. El muallim Kemal, Melike, Muhammed, Nur, Sami. Sami var ya Türkçe'de. Evet, bunlar arasında bir diyalog var. Şimdi bunları işleyeceğiz. El yevm, bugün senetekellem, konuşacağız. An amalikum. Hayallerinizden, ümitlerinizden, beklentilerinizden diyebiliriz. Mesela, ماذا ستصبح في المستقبل يا كمال؟ ماذا ستصبح؟ Sen ne olacaksın في المستقبل gelecekte ya Kemal? Kemal sen gelecekte ne olacaksın? İşte amal kelimesini böyle anlıyoruz arkadaşlar. Bugün hayallerimizden konuşacağız. Örneğin Kemal sen gelecekte ne olacaksın? Buraya manasını, tercümesini yazdık arkadaşlar. Tekrar dönmeyeceğiz. سأصبح olacağım tabiben. Yukarıda ne geçmişti arkadaşlar? Ekunu geçmişti değil mi? Bak seekunu. Ekunu ve usbihu. Seekunu seusbihu olacağım olacağım. İkisi de aynı manaya geliyor. Seusbihu olacağım tabiben. Nefsiyen psikiyatrist olacağım. Ya muallimi hocam demiş. Hoca da diyor ki limada turidu en tusbiha tabiben nefsi. Limada turidu niçin istiyorsun en tusbiha olmak. Burada mastar manası vereceğiz. Fiil-i muzari de olsa çünkü en gelmiş. Burası da ayrı bir gramer konusu. Oraya girmeyelim. Tabiben nefsiyen. Niçin psikiyatrist olmak istiyorsun ya Kemal? Li'enneni muhakkak ben demek. Çünkü ben uridu istiyorum en usaide yardım etmek el merda hastalara nefsiyen. Psikolojik olarak
Psikolojik olarak hastalara yardım etmek istiyorum. Tamam, bunu anladık. Peki, hoca bu kez de Melike'ye soruyor. Went ya Melike. Peki ya sen Melike, burada öyle anlıyoruz. Ma'za setusbihine fil müstakbel, gelecekte ne olacaksın? Seusbihu qadiyeten, hakim olacağım. Li'ennel qadi, muhakkak ki, çünkü qadi yani hakim. Yahkumu hüküm verir, karar verir. Hasebel kavanin, kanunlara göre karar verir. Onun için ben de hakim olmak istiyorum diyor. Muallim tekrar, hoca soruyor. Ve ente ya Muhammed. Peki ya Muhammed sen. Mâzâ se tusbihu fil müstakbel. Gelecek ne olacaksın? Ene se usbihu olacağım. Muhamiyen. Avukat olacağım. Ve se udâfiu anil müttehemin. Sanıkları ne yapacağım? Müdafaa edeceğim, savunacağım. وَمَاذَا سَتُصْبِحِينَ Sen ne olacaksın? Fil müstakbel ya Nur. Peki Nur, sen gelecekte ne olacaksın? اُرِيدُ istiyorum en usbiha tabibet el esnani. Diş doktoru olmak istiyorum. Ve سَعَالِجُ el esnan. Dişi ne yapacağım? İyileştireceğim, onu muayene edeceğim, iyileştireceğim, tedavi edeceğim. Evet. Ya Sami, ya peki ya Sami sen mâdâ setusbihu fil müstakbel? Sen gelecekte ne olacaksın? Ene seusbihu sahfiyen, ben gazeteci olacağım. Ene seenşurul ahbar, ben haberleri ne yapacağım? Haberleri yayınlayacağım. Nerede? Fil cerideti, gazetede. Bir de mecelle var arkadaşlar. Mecelle dergi demek, ceride gazete demek. Ben de gazetede haberleri yayınlayacağım diyor. Peki. Etemenna lekum ettevfik ya tullabi. Öğrencilerim, sizlere başarılar diliyorum, temenni ediyorum. Ediyorum. Evet. Evet arkadaşlar, buradaki diyaloglar bu şekilde. Anlamadıysanız dönmeyelim. Niçin? Çünkü zaten burada aşağıda Türkçeleri var. Videoyu geri alıp tekrar izleyebilirsiniz. Eğer ki video hızlıysa yavaşlatıp, yavaşsa hızlandırabilirsiniz. Peki biz devam ediyorum. Ecib anil esileti hasebel hayvar. Ecib sen cevapla. Anil esileti soruları hasebel hayvar. Diyaloğa göre soruları cevapla. Mâdâ seyusbihu Kemal fil müstakbel. Kemal gelecekte ne olacak? Kemal nerede? Burada. Neydi arkadaşlar? Müsaidül merdâ. Evet. Tabibe nefsiyye. Peki ne yazmışız? Şöyle bakalım. Bire. Şu bire arkadaşlar, bunu yazıyoruz. Seyusbihu Kemal tabiben nefsiyyen. Kemal psikiyatrist olacak. Bunu yazıyoruz. Seyusbihu Kemal tabiben nefsiyen. Peki ikiye geçtik. Mâzâ setusbihu Melike fil müstakbel. Peki Melike gelecekte ne olacak? Bakalım. Ne olacakmış? Melike şurada. Setusbihu Melike gâdiyeten. Fil müstakbel var devamında. Melike hakim olacak. Evet. Setusbihu Melike gâdiyeten. Bu iki arkadaşlar, bunu yazıyoruz. Yani şuraya bunu yazıyoruz. Ne yazıyoruz? Setusbihu Melike gâdiyeten. Peki 3'e geçtik. Mâzâ seyusbihu Muhammed fil müstakbel? Muhammed gelecekte ne olacak? Bakıyoruz. Seyusbihu Muhammed muhamiyen. Muhammed ne olacak? Muhamiye. Yani avukat olacak. Peki sonuncusuna bakıyoruz. Mâzâ setusbihu Nur fil müstakbel? Gelecekte Nur ne olacak? Baktık. Setusbihu Nur tabibetel esnan. O da diş doktoru ne yapacak? Olacak. Evet arkadaşlar, burası da bu şekilde. Peki Nur ne demiş? Şuradan bakalım mı? Evet, bak tabibetel esnan diyor. Burada biz de ne yazmışız? Setusbihu Nur tabibetel esnan. Yani 1'e bunu yazıyoruz. 2'ye bunu yazıyoruz. 3'e bunu yazıyoruz. 4'e buraya yazıyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Alıştırmalara geldik. Burayı da bitirelim. Diğerlerini alıştırmalarda da bitiririz diğer videoyu. Evet arkadaşlar. 7. sınıf Arapça 1. ünite 3. ders. Sayfa 37. Burayı da bitirelim. Ekmil sen tamamla. Ni? El feragati boşlukları ni ile bil kelimetil münasibeti uygun kelimelerle.
Nereden? Minel kaimeti listeden şurası. Kema fil misal örnekteki gibi, şu örnekte olduğu gibi. Yani şuradaki kelimeleri buralara yerleştir. Bunu anlıyoruz. Evet, önce tahkumu hasebel kavanin, kanunlara göre karar veriyor. Yuhafizu alel muvatinin, vatandaşları koruyor. Tusaidul merda, hastalara yardım ediyor. Yudafiu anil müttehemin, sanıkları savunuyor derken. Şimdi bu misal tam, yine biz okuyalım, manasını öğrenmiş oluruz. Limaza yuridu Ahmet? Ahmet niçin istiyor? Neyi? En yekune muhamiyen. Avukat olmayı niçin istiyor? Liennehu, çünkü o yuridu istiyor. En yudafia anil müttehemin. Sanıkları savunmak istiyor. Onun için avukat olmak istiyor. Tamam. Şimdi limaza yuridu Sami? Sami niçin istiyor? En yekune şurtiyen. Polis olmayı niçin istiyor? Liennehu, çünkü o yuridu en, buraya geçtik, yuhafiz alel muvatinin. Çünkü o vatandaşları, burada resimde gördüğünüz gibi, vatandaşları muhafaza etmek, korumak, kollamak istiyor. Evet. Buraya şuradaki boşluğu arkadaşlar bunu yazıyoruz. Yuhafizu yuhafiza alel muvatinin yazıyoruz. Peki iki. Limaza turidu Nur en tekuna qadiyeten? Peki Nur niçin kadi, yani hakim olmak istiyor? لِأَنَّهَا تُر۪يدُ اَنْ تَحْكُمَ حَسَبَ الْقَوَان۪ينَ Çünkü o kanunlara göre ne yapmak istiyor? Hükmetmek istiyor. Buraya da bunu yazıyoruz arkadaşlar. Devam edelim. لِمَاذَا, yani ne yazıyoruz? تَحْكُمُ حَسَبَ الْقَوَان۪ينَ yazıyoruz. لِمَاذَا تُر۪يدُ نُرْجَان Nurcan niçin istiyor? اَنْ تَكُونَ طَب۪يبَةً نَفْس۪يَّةً Psikiyatrist olmak istiyor. لِأَنَّهَا, çünkü تُر۪يدُ, bakalım. En tusaidel merda. Çünkü o hastalara ne yapmak istiyor? Yardım etmek istiyor. Psikolojik olarak hastalara yardım etmek istiyor. Evet. Buralarda bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Buraların tercümesini böylelikle bitiriyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Selametle kalın. Ma selame ilel liqa fi emanillah.